Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümlenin ögeleri, Türkçe'nin en temel konularından bir tanesi. Üniversite sınavlarında her yıl soruluyor. LGS'de geçen yıl sorulmadı. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz sadece anlam bilgisi vardı, dil bilgisi yoktu. Ama ondan önceki yıllarda cümlenin ögelerinden sorular geliyor. Bizler de bugün sizlerle birlikte cümlenin ögelerini harika bir şekilde öğreneceğiz. Yüklem, özne, nesne, tamlayıcılar, vurgarı sözü öğreneceğiz. Ama temelinde kolay bir konu. Bizim her zaman gösterdiğimiz... Loko lokomotif. Evet um, loko, lokomotif. Her zaman gösterdiğimiz bir... Ee mantık var. Her zaman gösterdiğimiz bir taktik var. Bunu baştan söyleyeceğim. Ardından da konunun en ince detayına kadar sizlere göstereceğiz. Ve inşallah LGS'de de bu konuyu cebimize atacağız. Şimdi hepimizin bildiği bir şey var ki lokomotif olmazsa bu vagonlar gidemez. Bu vagonlar lokomotifle beraber hareket eder. Ama mesela bu vagon olmasa tren gidebilir. Bu vagon olması tren gidebilir. Hatta lokomotif tek başına da gidebilir. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte cümlenin de lokomotifi yüklemdir. Biz de cümlenin öğelerini bulurken önce yüklemi bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra hatta burada yükleme gelince söyleyeceğiz. Lokomotif olmadan tren gitmez. Yani yüklemi bulduktan sonra cümlenin lokomotifini bulduktan sonra soruları sorarak ilerleyeceğiz. Mesela Bugün herkes okulda diye bir cümle olur mu Tonguç'um? Olmaz hocam. Olmaz ama bugün okulda herkes toplandı dediğimiz zaman cümle oluşur. Ya da öğrenciler derse dikkatlice. O ne demek? Anlamsız oldu hocam. Anlamsız oldu. Çok güzel söyledin. Anlamsız oluyor. Öğrenciler dersi dikkatlice. E ne oldu? Öğrenciler ders dikkatlice dinliyor, dinledi, dinleyecek dersek anlamlı olur. Ya da Tonguç yarın bize gelmeyecek hocam. Gelmeyecek demeyelim de gelecek diyelim Tonguç'um. Tonguç yarın um. Tonguç bize gelecek dediğimizde bak buradaki gelecek sözcüğü, dinliyor sözcüğü, toplantı sözcüğü Cümleyi cümle yapan unsurdur. Biz bunu films konusunda da göstermiştik. Tekrar söylüyoruz. Lokomotif olmazsa yani yüklem olmazsa cümleler oluşmaz. Sonra yüklemi bulduktan sonra bir diyeceğiz ki kim toplandı? Herkes. Ne zaman toplandı? Bugün. Nerede toplandı? Okulda. Bunlara da farklı farklı öge isimleri vereceğiz. İşte özne diyeceğiz, zar tamlacısı diyeceğiz, yer tamlacısı diyeceğiz veyahut da dinliyor. Kim dinliyor? Öğrenciler hocam. Öğrenciler dinliyor. Neyi dinliyor? Dersi. Çok güzel. Nasıl dinliyor? Dikkatli dinliyor hocam. Çok güzel. Öğrenciler derse dikkatli dinliyoru, Bu şekilde cevaplandıracağız. Şimdi o zaman biz cümleyi ögelen ayırırken önce neyi bulacağız Songuç'um? Lokomotifi bulacağız. Önce lokomotifi bulacağız. Yani diğer bir deyişle önce yüklemi bulacağız diyoruz. Şimdi bugün konumuzun içerisinde e, vurgu ve ara söz gibi ayrıntı konular da var. Onların hepsine değineceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi lokomotif olmadan tren gitmez. Yüklem olmadan cümle eksik kalır. Bunu az önce söylemiştik. Bir kez daha söylüyorum. Şimdi burada yüklemleri beraber bulmaya çalışalım. Mustafa bu sabah erken uyandı dediğimizde uyandı sözcüğü cümlemizin yüklemi. Çünkü uyandı sözcüğü olmazsa cümle oluşmaz. Bütün korkularımın çaresi sendin. Bak burada da sendin sözcüğü yüklem olmuş. Gördüğün gibi Türkçe'de sadece fiiller değil isimler, zamirler de yüklem olabilir. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Bu cümlenin yüklemi nedir Tonguç'um? Başkentidir hocam. Başkentidir dedin. Aslında doğruymuş gibi duruyor ama yanlış. Niye biliyor musun? Bu cümlenin yüklemi Türkiye'nin başkentidir. Yani biz cümle ögelerini ayırırken tamlamaları da bölmememiz gerekiyor. Türkiye'nin başkenti dememiz gerekiyor. Çünkü isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, deyimler, e, söz öbekleri bölünmez. Mesela okulumuz Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biridir. Bak burada biridir yüklem olacağı kesin. Ama bak burada bir tamlama var mı sence? Evet var hocam. Harikasın bak. Okulumuz Türkiye'nin en değerli eğitim kurumlarından biridir yüklem. Okulumuz özne. Bu tablo 10 bin lira eder. Bak eder yüklem. Ama aşağı baktığımızda onlar bizlere her konuda yardım ediyor dediğimizde yardım ediyor yüklem. Çünkü onlar bizlere her konuda ediyor diyebilir miyiz? Saçma anlamsız oluyor. Anlamsız oluyor. Onlar bizlere her konuda ediyor. Garip oluyor. Yardım etmek, mutlu etmek, fark etmek, hak etmek, terk etmek bunlar bir fiil. Bunlar da bölünemez. Dolayısıyla yüklem bir fiil olabilir, yüklem bir isim olabilir, yüklem bir tamlama olabilir, yüklem birleşik fiil olabilir diyebiliriz. Peki şimdi zor soru geliyor Tonguç'um. Bekledim geçen hafta yanımıza gelmeni. Bu cümlenin yüklemi nedir? Ee, gelmeni mi hocam? Hayır gelmeni değil. Bak çünkü gelmeni kapatıyorum. Ee, geçen hafta bak gelmeni kapatıyorum. Veyahut da bekledim mi kapatıyorum? Cümlenin yüklemi bekledim. Bekledim kapatıyorum? Geçen hafta yanımıza gelmeni diye bir cümle olur mu? Olmaz. Olmaz. Geçen hafta yanımıza gelmeni diye bir cümle olmaz. Gelmeni fiilimse esasında. Geçen hafta yanımıza gelmeni bekledim demen gerekiyor. Be yüklem bazen cümlenin sonunda değil, başında ya da ortasında olabilir. Dolayısıyla biz yüklemi iyi bilmemiz gerekiyor. Yani yüklem cümlenin ögesi, yüklem cümlenin lokomotifi. Bu örnek çok böyle çocuk örneği gibi duruyor, çok basit gibi duruyor. Böyle hocam beşinci sınıf mıyız diyebilirsin ama bu yöntem yani lokomotifi bul... Geriye kalanlardan e, diğer ögeleri bul. Mantığı çok çok önemli. Tabii lokomotifi bulduğumuzda şuna da dikkat etmemiz lazım. Bak orada şunu da söylemek istiyorum. Mesela cümlenin yüklemi isim ya da fiilse bu durumu biraz zorlaştırıyor. Oraya dikkat etmen lazım. Mesela şöyle şimdi bu o sayfaya gelelim. Mesela Tonguç öğreniyor dedik ya. Tonguç e, dersi öğreniyor diyebilirsin tamam mı? Tonguç dersi dikkatlice öğreniyor diyebilirsin. Dikkatli yönel diyebilirsin. Burada öğreniyor yüklem olur, şunlarda farklı farklı ögeler olur. Ama yüklem isim olduğu zaman, yüklem isim olduğu zaman genellikle cümle özne ve yüklemden oluşur. Genellikle mesela Tonguç dersi dikkatlice e, dinleyen bir öğrencidir dediğimizde burayı bir bütün olarak alırız Tonguç. Niye? Çünkü Tonguç özne. Ders dikkatçi dinleyen bir öğrenciler yüklem olur. Yani yüklem isim olduğu zaman genellikle onun niteleyen sıfatlar, onun tamamlayan sözcükler bir bütün olarak alınır. Ve sen dersin ki burası yüklem, burası özne dersin. Dolayısıyla öğreniyor ve öğrenciler arasındaki farkı bilmemiz lazım. Yani öğreniyor fiil, öğrencidir isim. İsim olduğu zaman cümle genellikle özne yüklemler oluşur. Buna da dikkat etmen lazım. Şimdi geri dönüyorum. Mesela burada da öyle oldu ya bak. Sendin bütün korkularımın çaresi. Ankara Türkiye'nin başkentidir. Okulumuz Türkiye'nin en eğitim kurumlarından biridir. Yani genellikle isim olduğu zaman ee, dikkatli olman lazım. Onu birazdan daha detaylı söyleyeceğiz. Şimdi burada bir şey daha var az önce söylediğimiz gibi. Tamlamalar, deyimler, söz öbekleri ve fiilimselerin oluşturduğu yan cümleler bölünemez Tonguç'un. Burası çok çok önemli. Hatta bununla alakalı şöyle göstereyim sana. Mesela bak daha net bir cümle söyleyeyim. Mesela Tonguç diyelim tamam mı? Okula ee, geldi. Şimdi bu cümlede tamlama deyim yok. Bunu zaten rahat rahat bulabilirsin. Ama burada sana tamlama yapalım mesela. Tonguç'un kardeşi. Evet çok güzel. Tonguç'un kardeşi diyelim. Tonguç'un kardeşi bizim okula. Bizim okula geldi dediğin zaman bunlar tamlama olduğu için Tonguç'um şu ikisini bir bütün olarak alırsın. Şu ikisini bir bütün olarak alırsın. Böyle ögelerini ayırırsın. Bunlar neden bölünemez? Çünkü tamlamalar. Harikasın. Çünkü bunlar tamlama. İşte Tamlamaları bölemediğimiz gibi Tonguç'um aynı zamanda deyimleri, söz öbeklerini, filmsel oluşturduğu yan cümleleri de bölemeyiz. Mesela şöyle diyelim. Tonguç, Tonguç göze geldi diyelim. Şimdi göze geldi dediğimizde göze gelmek ne demek? Nazar değmesi. Nazar değmesi. Sen bunu şöyle ayırabilir misin? Tonguç nereye geldi? Göze geldi. Ya nereye geldi okula geldi diyebiliriz ama nereye geldi göze geldi diye bir şey yok. Göze gelmek bir deyimdir. Dolayısıyla bunu bunu bir bütün olarak almamız gerekir. Deyimler bölünemez yani ne kıvırıyor? Burun kıvırıyor. Diyemezsin. Göze gelmek bir bütündür. Ama okula gelmek bir bütün değildir. Okula gelirsin, sınıfa gelirsin, eve gelirsin, sinemaya gelirsin, parka gelirsin. Bu değişebilir ama göze gelmek de sadece göze gelmek ya bir bütün yani. Yani buruna geldi falan olamayacağı için göze gelmek deyimini bölemezsin. Dolayısıyla şurayı silmemiz gerekir. Deyimler de bölünemez. Şimdi mesela şu cümleye bakalım. LGS'de cümle ögeleriyle alakalı bir soru gelirse kesim öyle gelir. Zaten bunu filmsi anlatırken de söylemiştik. Dikkatli dinlemeni istiyorum. Şimdi Tonguç Kardeşini yarın sinemaya götürecek. Bu cümlede filmsi var mı Tonguç'um? Yok. Yok. Harikası. Niye? Götürecek yüklemini bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden hani götürecek kelimesi cümlenin lokomotifi. Götürecek olmazsa cümle olmuyor. Tonguç, kardeşini yarın sinemaya diye bir cümle olmaz. Şimdi götürecek kelimesini bulduktan sonra geriye kalan kelimelerden mameye alabilenlere bakıyorduk. Burada geriye kalan kelimelerden mameye kalabilen yok. O yüzden dedik ki bu cümlede filmsi yok. Ama şuraya bakalım. Tonguç'un kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Duyduğumun yüklemimizi bulduk. Burada film hangisi Tonguç'cum? Götüreceğini hocam. Harikasın. Götüreceğini filmsi. Şimdi götüreceğini fiilimsinin altını çiziyorum. Neden altını çiziyorum biliyor musun? Fiilimsiler adeta bir elektrik süpürgesi gibi arkasındakilerin hepsini içine çeker. Bunu filmsi anlatırken de söylemiştik. Yani böyle diye içine çekecek. Ne yapacak biliyor musun bak? Sinemaya götüreceğini duydum. Kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Tonguç'un kardeşini sinemaya götüreceğini duydum dersin. Yani bu cümleyi ögeden ayırırken şöyle ayırırsın. Bak burada Tonguç kardeşini yarın sinemaya diye ayırırsın. Bir, iki, üç, dört, beş tane öge olur. İşte özne, nesne, zar tamlayışı, yer tamlayışı gibi. Ama burada ise Tonguç'un kardeşini sinemaya götüreceğini duydum dersin. Burada sadece nesne ve yüklem olur. Ben neyi duydum? Ben bunu duydum dersin. Peki bunu diye içine çekmesinin sebebi ney? Bu fiilimsi bir yan cümle oluşturuyor. Dolayısıyla fiilimsilerin oluşturduğu yan cümleler bölünemez. O zaman tamlamalar bölünür mü Tonguç? Un? Bölünmez hocam. Bölünmez. Deyimler bölünür mü? Bölünmez hocam. Bölünmez. Fiilimsilerin oluşturduğu yan cümleler bölünür mü? Bölünmez hocam. Bölünmez. Tebrik ediyorum seni. Şimdi buraya tekrar geliyorum. İsim cümleleri genellikle özne yüklemden oluşur dedik. Bunu hatta şöyle biraz daha netleştirmek istiyorum sana. Mesela diyelim ki bana bir isim söyle. Okul hocam. Okul diyorsun tamam. Okul bir isim çok güzel. Bir tane de fiil söyle. Geliyor. Geliyor diyoruz. Tamam şimdi. Ben cümleler yazacağım tamam mı? Dikkatli dinle. Mesela. E, Emre yarın bize erken geliyor diyelim. Şimdi bak burada geliyor yüklem olur. Kim geliyor? Emre. Ne zaman? Yarın. Nereye? Bize. Nasıl? Erken. Böyle bunları farklı farklı ögeleri ayırabilirsin bak geliyor. Ama şimdi şuna bak. E, burası çok kaliteli bir okuldur diyelim şimdi. Şimdi burayı ögeden ayırırken okul isim ya hani geliyor fiildi böyle ayırdın. Okul isim ya bir okul kaliteli okul çok kaliteli bir okuldur diye bir bütün olur. Yani yüklem isim olduğu zaman böyle uzayabilir dikkatli olman lazım. O yüzden de biz az öncesini söyledik yani. İsim cümleleri yani hani bu isim cümlesi oluyor. Cümle türlerine gelince göreceğiz bunu. Yüklem isim ise isim cümlesi oluyor. Yüklem fiil ise fiil cümlesi oluyor. İsim cümleleri genellikle Tonguç evladım benim özne ve yüklemden oluşur. Şimdi gelelim özneye. Özne yüklem diyoruz ama özneyi bulmamız lazım. Özne kim veya ne sorularıyla bulunur? Şimdi beraber bulalım. Öğrenciler ders dikkatli dinliyor. Dinliyor yüklemimiz. Kim dinliyor? Öğrenciler. Harikasın. O zaman öğrencileri şöyle yuvarlak için alıyorum. Sınıfımızın başkanı Ahmet'tir. Ahmetleri hemen böyle dikdörtgen için aldım yüklemimizi. Kim Ahmetleri? Sınıfımızın başkanı hocam. Aynen. Sınıfımızın başkanı Ahmetleri. Bu kadar basit. Sınıfımızın başkanı tamlamam. Bazı şiirleri anlamak zordur. Zordur yüklem. Ne zordur? Anlamak. Bak anlamak zordur dedin. Çok güzel. Anlama aldın ama anlamak bir fiilimsi mi? Evet hocam. O zaman ne yapacak? Arkasındakileri diye içine çekecek. Bazı şiirleri anlamak diyeceğiz bak. Bazı şiirleri anlamak zordur. Niye burada filmsi var? Bak dinliyor yüklem kim dinliyor? Öğrenciler. Ahmet'tir yüklem kim Ahmet'tir? Sınıfımız başkan Ahmet'tir. Zordur ne zordur? Bazı şiirleri anlamak. Devam ediyoruz. Karikatür her toplumda sevilir demiş. Sevilir yüklem. Kim sevilir cevap yok. Ne sevilir? Karikatür. Harikasın. Karikatür özne oluyor. Biz buna sözlü özne diyoruz. Niye? Çünkü Burada e, özne işi kendisi yapmıyor. Başka tarafından yapılıyor. Bu edilgen çatılı fiillerde göreceğiz bunu. Şu anda bunu bilmene gerek yok. Fiil çatısına gelince göreceğiz ama şu anda bu cümlenin öznesi bu. Bütün gün burada sizleri bekledik. Şimdi cümlenin yüklemi nedir? Bekledik. Harikasın. Söylediğin kelimeyi aldım yüklük dörtgen içine. Bekledik. Hmm, kim bekledi? Biz bekledik bak. Burada da biz gizli özne var. Gizli özne ve gerçek özne. Yani gizli bir özne. Yağmurdan vücudum ıslandı. Islandı yüklem. Ne ıslandı? vücudum yine burada özne olmuş oluyor. İstanbul'da bir ömür boyu yaşanır. Yaşanır yüklem. Kim yaşanır? Cevap yok hocam. Cevap yok. Bazen özne olmayabilir. Bu da zor bir örnek. Ama senin bilmen gereken şey şu. Bazen öznesiz cümlede olabilir. Ama senin bilmen... Bu zor sorular için yazdık bunu. Yani bayağı zor bir soru çıkarsa diye yazdık ama... Test kitapları için. Ama temelinde senin bilmen gereken şey şu. Özne kim ve ne sorularıyla bulunur? Kim dinliyor? Öğrenciler dinliyor. Ne zordur bazı şiirleri anlamak. Ne seviliriz karikatür sevilir. Buna sözlü özlenir, buna gizli özlenir. Bunlar gerçek özlenir ama hiç fark etmez. Sonuçta özne özlenir Pamukçuk. Gelelim nesneye. Kimi, neyi veya ne sorularıyla bulunur? Kimi, neyi sorularıyla belirtili nesne bulunur? Hemen şöyle yazalım. Burada kimi, neyi sorularıyla belirtili nesne bulunur? Bak bunun da iyisini böyle siyah yapıyorum. O zaman Belirtili li li li, li kimin kimi neyi neyi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yani böyle bir şarkıyı neden söyledik? Çünkü aklımıza kalsın diye. Bir de ne var? Ne sorusu da belirtisiz nesneyi bulur. O zaman bunu da şöyle işaretleyelim. Bu da belirtisiz nesneyi buluruyor bize. Belirtisiz nesne. Bu belirtili nesneyi buluruyor, bu belirsiz nesneyi buluruyor. Şöyle bak şimdi. Kardeşim oyuncağı kırmış. Kırmış yüklem. Kardeşim özne. Neyi kırmış? oyuncağı kırmış. İşte burada bu morla dikdörtgen içine aldığım nesnemiz oluyor. Öğrenciler de okuyor. Okuyor yüklem. Kim okuyor? Öğrenciler özne. Ne okuyor? Kitap okuyor. Bu da yine ne oluyor? Belirtisiz nesne oluyor. Öğrenciler hocanın verdiği kitap okuyor. Bak. Okuyor yüklem. Kim okuyor? Öğrenciler özne. Öğrenciler ne okuyor? Hocanın verdiği kitap okuyor. Yani şu neyinin belirtili nesne olduğunu neyinin de belirtili nesne olduğunu görmen için yaptım bu örneği. Öğrenci ne okuyor? Kitap okuyor. Yani ne oldu? Belirsiz. Bir tane kitap okuyor. Hangi kitap oldu belli mi? Değil hocam. Belirsiz. Öğrenciler hocanın verdiği kitap okuyor deyince bak bu belirtili oldu. Hocanın verdiği kitap okuyor. Yani bir tane kitap var onu okuyor diyebiliriz. O zaman yüklemlerimizi belirledik. Öznemizi bulduk. Sonra da e, nesnemize geçtik. Zaten önce yüklemi sonra özneyi sonra nesneyi Sonra tamlayıcıları yani e, zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı gibi tamlayıcıları buluruz. O yüzden de yöntemimiz budur. Yani yöntemimiz sıralama yöntemimiz budur. Şimdi geldik tamlayıcılara. Tamlayıcılarda bir yer tamlayıcısı var. Diğer adıyla dolaylı tümleş de denir buna. Bir de zarf tamlayıcısı var. Şimdi yer tamlayıcısının soruları şunlar. Neye, neyde, neyden, nerede, nereden, nereye? Kime, kimde, kimden? Yani e, denli sorular ve e, denli cevaplar bize yer tamlayısını bulurur Mesela Tonguç okula gitti dediğimizde bak buraya yazıyorum. Tonguç e, okula gitti dediğimizde burada hani okula diyoruz ya bak okula buradaki E yönelme harekidir ve nereye sorusuyla bulunur. Nereye gitti? Okula gitti. İşte bu dolaylı türleştir veya yer tanımlayştır. Zart anlayıcıları ise ne zaman, nasıl, ne kadar, için ve nereye sorularıyla bunu. İkisinde de nereye sorabiliyoruz? Çok mi? güzel bir şey söyledin. İkisinde de nereye sorusu var dedin. Harika bak. Burada da nereye var, burada da nereye var. Harika bir şey yakaladın. Burada şuna dikkat edelim. Tonguç dışarı gitti dediğimiz zaman, bak Tonguç dışarı gitti dediğimiz zaman. Şimdi gitti yüklem, tamam. Bak burada diyorum ki Tonguç nereye gitti? Okula gitti diyorum. Burada da Tonguç nereye gitti, dışarı gitti diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Diyebiliriz. Fakat burada şuna baktık olmuşum. Burada yer tamlayısında soruları da e, D'den, D'den, e, D'den alması lazım. Cevabı da alması lazım. Burada ise Tonguç dışarı çıktı dediğimizde, dışarı gitti dediğimizde nereye gitti diyoruz? Dışarı diyoruz. Ama burada dışarıya mı yazıyor, dışarı mı yazıyor? Dışarı yazıyor. E o zaman dışarı yazdığına göre, dışarıya yazmadığına göre bu hale almamış. İşte Haleke almayınca... Bu zart anlayısı oluyor. Bu kadar zor detayları sormuyor LGS ama biz yine de bilelim. Tonguç dışarı git dediğimizde zart tamlayıcısı dışarıya gitti dersek yart olacak. Şimdi inceleyelim mesela cümlemizi. Öğrenciler okula yarın gidecek. Yüklemimiz nedir? Gidecek. Harikasın. Özlemiz nedir? Öğrenciler. Harikasın. Nereye gidecek öğrenciler? Okula. Süper. O zaman bu yer tamlayıcımız bak. iki de almış. Ne zaman gidecek? Harikasın. Bu da zar tamlayıcımız. Bu kadar basit. Peki sence bu kadar basit bir soru çıkar mı LGS'de? Çıkmaz. Çıkmaz evet. Haklısın. Niye çıkmaz biliyor musun? Çünkü bunların içerisinde tamlama yok. Bunların içerisinde fiilimsi yok. Söz yok. Böyle birazcık alengirli, biraz karışık olması lazım. Şimdi bak. Sınıfımızın başkanı yeni açılan kütüphaneye geçen hafta ziyaret etti. Şimdi. Ziyaret ettiği yüklem. Bak ziyaret etmek diye birleşik fiil var mı? Ziyaret etti. Kim ziyaret etti? Sınıfımızın başkanı Özne. Bak, sınıfımızın başkanı Özne. Neyi ziyaret etti? Yeni açılan kütüphaneyi ziyaret etti Nesne. Belirtili Nesne. Bak, buraya yazıyorum. Belirtili Nesne. Neyi? Kütüphaneyi ziyaret etti. Ee, ne zaman ziyaret etti? Geçen hafta. Bak, geçen hafta da bir sıfat tamlaması. Bu da yine bir zar tamlaması. Gördüğün gibi burada bir iki üç dört tane kelime dört tane öge oluşturdu. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelime 4 tane öge oluşturdu. Niye? Çünkü sınıfımızın başkanı özne. Yeni açılan kütüphane nesne. Geçen hafta zar tamlayıcısı. Ziyaret etti yüklem. Bu bileşik fiil olduğu için bir bütün oldu. Bu isim tanımlaması olduğu için. Bu sıfat tanımlaması olduğu için. Bu sıfat tanımlaması olduğu için bütün oldu. Ve bölemedi. Bu tarz şeylere dikkat etmen lazım Tonguç'un. Şimdi o zaman net bir şekilde şunu biliyoruz ki. Şuraya yazmak istiyorum. Ne yapıyoruz öncelikle? Bir ...şöyle bir tren çiziyorum tekrar. Ardından hemen konumuz bitiyor. Birkaç tane daha detay var, bitiyor. Şöyle trenimizin en önemli kısmı lokomotif. Onu hemen şöyle bir kez daha çiziyorum. Şöyle fıt, 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 fıt. Gerçekten çok güzel çizemediğimi biliyorum ama... ...yine de çiziyorum Tonguç'um. Ee, şimdi, öncelikle ne yapıyoruz? Yüklemi buluyoruz. Yüklemi hangi soruyla buluyoruz Tonguç evladım benim? Bilmem ki hocam. Evet, bilemezsin çünkü yüklemi herhangi bir soruyla bulmuyorsun. Yüklemi direkt bulman lazım. Yüklemi bulduktan sonra... ...kim... ...ve ne sorularıyla özneyi buluyoruz sonuçum. Ee, başka bir renk alalım. Kimi, neyi ve ne sorularıyla nesneyi buluyoruz. Kimi olursa belirtili oluyor, neyi olursa belirtili oluyor, ne olursa belirtisi nesne oluyor. Sonrasında başka bir renk alalım mesela ne olsun. Şöyle turuncu alıyorum. Ee, şöyle yapalım. Nereye... Nerede, nereden... Neden yazmıyorsunuz? Neden hocam? yazmadığımı söyleyeceğim evladım. Ekleri vurgulamak için yazmıyorum. Ee, neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden sorularıyla da yer tamlayıcısını buluyoruz. O zaman bunların eklerini ben vurgulamak için şimdi yazabilirim. Nereye, nerede, nereden, neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden sorularıyla da yer tamlayıcısını buluyoruz. ...zar tamlayıcısının sorularına geçiyorum. Zar tamlayıcısının soruları da... ...ne zaman... ...nasıl... ...ne kadar... ...işte niçin... ...ek almamış bir şekilde nereye... ...yani dışarı olursa zar tamlayıcısı... ...dışarıya olursa yer tamlayıcısı diyebiliriz. Bunlar da zar tamlayıcısının soruları. Bu soruları soracağız ama... ...temelinde dikkat etmemiz gereken şey... ...önce yükleme bulmak... ...sonra da tamlamaların... ...işte... ...veyahut da e, bileşik fiillerin... E, Film sen ne yan cümlelerin bölünmeyeceğine dikkat etmek. Şimdi bir de soru hangi öğeyi bulduruyor tarzında sorular görüyoruz. Bu LGS'de çıkmamış ama yine de gösterelim. Bugün buraya kim gel dediğinde özneyi bulduruyor işte bu kadar basit. Öğrenciler soruları nasıl çözecek dediğimizde zar tamlayısını bulduruyor. Bu kitabı nereden aldın dediğimizde yer tamlayısını bulduruyor. Bu kadar basit. Soru anlamının mi ile sağlandığı cümlelerde de mi'nin sonundaki ögeye dikkat edeceğiz. Mesela hocamız bugün soruları bize soracak mı diyor bak. Soracak mı sormayacak mı diyor. Şimdi M'nın sonunda hangi öge varsa o sorulur. Soruyorum sana. Hocamız bugün soruları bizlere soracak dediğimizde. Soracak hangi öge? Yüklem hocam. Harikasın yüklem. O zaman burada yüklem soruluyor. Çünkü soracak yüklem. Dolayısıyla soracak kelimesinin sağında mı varsa yüklem soruluyor diyeceğiz. Mesela bak bununla alakalı bir tane sorumuz var. Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurma yöneliktir? Ayşe Türkan'ı dün okulda mı aradı? Ayşe dün okulda Türkan'ı mı aradı? Tarkan olmuş bu. <laughs> Türkan bir an Türkan adına Türkan'ı dün okulda Ayşe mi aradı? Türkan Ayşe dün mü aradı? Şimdi mü'nün, mi'nin solunda hangi öge varsa o öge soruluyordu. Şimdi o zaman soruyorum. Ayşe Türkan'ı dün okulda mı aradı dediğimizde mı'nın solunda ne var? Okulda var. Okulda var. Okulda, okulda sözcüğü yer tamlayıcısıdır. Ayşe Özne, Türkan'ı Nesne, dün zar tamlayıcısı, okulda yer tamlayıcısı, aradı yüklem. Nerede aradı? Okulda aradı. O zaman burada yer tamlayıcısı olduğu için Burada yer tamlayıcısını soruyor. Ayşe dün okulda Türkan'ı mı aradı diyor. Mı'nın sonunda ne var? Türkan'ı. Türkan'ı var. Türkan nesne? Ayşe Özne. Ne zaman dün zar tamlayıcısı?'' Okulda yer tamlayıcısı. Kimi Türkan'ı. Kimi neyi belirtir nesneyi buluyordu?'' Burada da nesneyi sormuş. Bak burada da nesneyi sormuş. Mı'nın sonunda nesne var. Türkan'ı dün okulda Ayşe mi aradı? Şimdi ''M'nin sonunda ne var Tonguç evladım benim? Ayşe var. Ayşe var. Ayşe de Özne bak. Ayşe aradı Özne. Kimi? Türkanın nesne, dün zarf tamlayıcısı, okulda yer tamlayıcısı, Ayşe özne. O zaman burada özne sorulmuş. Dolayısıyla cevabımız C oluyor. Burada dün diyor, dün de zarf tamlayıcısı olmuş oluyor. Yani mi'nin, m'nin solunda ne varsa o soruluyor demektir. Ögelerini ayırdığımız cümleyi zaten okulda'nın yer tamlayıcısı, Türkanın nesne, Ayşe'nin özne, dün'ün de zarf tamlayıcısı olduğunu bileceğiz. Vurgu ve ara sözü anlatıp dersimizi bitirelim. Vurgu anlatılmak istenen öne çıkarılmasıdır. Fiil cümlelerinde yani yüklemin fiil olduğu cümlelerde yükleme en yakın öge vurgulanır. Ali yarın trenle Kars'a gidiyor. Kars'a gidiyor dediği için yükleme yakın Kars olduğu için burada yer tamlayısı vurgulanmış. Ali trenle Kars'a yarın gidiyor dediğimizde yarın yükleme yakın olduğu için zarf tamlayısı vurgulanmış. Yarın trenle Kars'a Ali gidiyor dediğimizde özne vurgulanmış. Gidiyor yarın trenle Kars'a dediğimizde gidiyor cümlenin sonunda olunca bu tarz cümlelerde yüklem vurgulanmış oluyor. Devrik cümlelerde vurgu yüklemdedir demiş mesela. Bahar gelmiş memleketimin dağlarına. Gelmiş cümlenin sonunda değil ortasında. Devrik cümlelerde vurgu yüklemde. İsim cümlelerinde vurgu yüklemdir. İstanbul kadar güzel bir kent bulmak zordur diyor. Zordur yüklem. Zordur yüklem olduğu için de vurgu yüklemde. Peki sana zor bir soru sorayım Tonguç. Ekranları baştaki arkadaşlara da soruyorum. Bilirseniz hepinize alkışlayalım. Zordur yüklem. İsim cümlelerinde cümle nasıl oluşuyordu? Özne ve yüklemden. Harikasın. Cümle genellikle özne yüklemden oluşuyordu. Zordur yüklem. O zaman gerisi de özne olmuş oluyor. Ne zordur? Söyle bakalım özlemizi. Ne zordur Tonguç'um? İstanbul kadar güzel bir kent bulmak. Harikasın. Buranın tamamı yani İstanbul kadar güzel bir kent bulmak özne oluyor. Neden öyle oldu biliyor musun Tonguç'um? Bulmak fiilimsisi. Hatırlarsan dersin başında söylemiştim. Elektrik süpürgesi gibi içine diye çekti. O yüzden de bulmak kelimesi filmsi burada bir yan cümle yaşıyordu. Şimdi bir tane sorumuz var. Cümlede önemsenen ögeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yer tamlayısı vurgulanmaktadır diyor. Yer tamlayısı nereye nerede nereden kime kimde kimden neye neyden neyden ede sorularla bulunuyordum. Şimdi beni en çok onlar ilgilendirmişti. Burada ilgilendirmiş diye en yakın olan kelime hangisi? Onlar. Onlar. O sonsuz maviliği yeniden gördüm. Burada gördüm yükleminin en yakın olan kelime hangisi? Yeniden. Çok güzel yeniden. En güzel yıllarım köyde geçti diyor. Geçti yüklemine en yakın olan köyde. Binlerce kuş birden havalandı. Havalandı yüklemine en yakın olan birden sözcüğü. Şimdi yüklemler belli zaten. İlgilendirmişti. Gördüm. Geçti. Havalandı. Yükleme en yakın olan ögede vurgulanan ögeydim. Şimdi kim ilgilendirmişti? Onlar dediği için burada özne vurgulanmış. Ne zaman gördüm? Yeniden gördüm dediğimizde zart anlayısı vurgulanmış. Nerede geçti? Köyde köyde geçti. Köyde yer tamlaması olduğu için cevabımız C oluyor. Binlerce kuş birden havalandı. Burada nasıl havalandı? Birden havalandı diyoruz. Bu da yine zar tamlayısı oluyor. Ara sözle anlatalım ve ardından da dersimizi artık bitirelim. Şimdi bakalım var mı başka bir şey? Evet. Efsane sorumuz var. Onu soracağız. Bakalım yapabilecek misiniz? Şimdi ara söz herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabilir veya cümle dışı unsur olabilir. Şimdi "Doğup büyüdüğü yeri çok özlüyordu." Bak Üsküdar'a diye bir şey gelmiş. Bu ara söz işte. Yani neyi açıklıyor? Nesneyi açıklıyor. Niye özlüyordu? Doğup büyüdüğü yeri. Orası neresi? Üsküdar açıklamış. Bazen de cümle dışı unsur olur. Ben henüz acıkmadım diyebilirsin. Ne yalan söyleyeyim diye araya cümle dışı unsur olan bir şey gelmiş. Yani bu herhangi bir öge değil. Şimdi geldik efsane sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisi? Özne ve yüklemden oluşmaktadır diyor. Hmm. Şimdi dikkatli dinleyin. Bu çok zor bir soru. Bu soruyu şimdiye kadar benim sorduğum hiçbir öğrenci yapamadı. Muhtemelen sizler de yapamayacaksınız. Eee bir düşünün bakalım. Düşünme süresi verdim. Şimdi ben cevaplıyorum. Dikkatli dinleyin. Okulumuza yeni gelen matematik hocasının gözüne girdim bak. Girdim. Göze girdim. Hocasının gözü. Matematik hocasının gözü. Okulumuza yeni gelen matematik hocasının gözüne girdim. Bütünüyle yüklemdir arkadaşlar. Neden? Çünkü bak çok zor bir soru bu. Sadece diğer sorular size kolay gelsin diye. Yani zor ve ötesinde bile olmayacak kadar zor. Şimdi göze girmek bir deyim olduğu için bölünmez. Hocanın gözü tamlama olduğu için bölünmez. Matematik hocası da tamlamadır. Okulumuza yeni gelen o, matematik hocası bu da bir tamlamadır. Dolayısıyla burası bütünüyle yüklemdir. Okulumuza yeni gelen matematik hocasının gözüne girdim. Kim? Ben de gizli özenir. Ama bu gizli özen burada yazdığı için bu cümle sadece yüklemden oluşuyor. Yani bu cümle özen yüklemden oluşmuyor. B'ye bakalım. İnsandır. Bir insandır. Anlayışlı bir insandır. Son derece anlayışlı bir insandır. Başarılı. Akıllı, dikkatli, başarılı ve son derece anlayışlı bir insandır. Bu da tamamen sadece yüklemden oluşuyor. Kim? O diyoruz. O da gizli özne. Şimdiye kadar çözüm en seçici sorulardan biriydi bak. Biriydi. Sorulardan biriydi. Seçici sorulardan biriydi. Şimdiye kadar çözüm en seçici sorulardan biriydi. Yüklem. O yine gizli özne. Bak bunların hepsi yüklem. Ama bize özne yüklemi soruyoruz. Çok zor bir soru. Sınav sorularının çok kolay olduğu konuşuluyordu. Konuşuluyordu yüklem. Ne konuşuluyordu? Sınav sorularının çok kolay olduğu. Ne sorusunun cevabı? Özne oluyor. Cevabımız. O yüzden de D oluyor. Evet. Şimdi Gerçekten zor bir örnekte. Efsane bir soruydu. Bunu arkadaşlarınıza sorun. Çoğu yapamaz sınıfta. Şimdi sıfırdan sekize sözelden, taktikli Türkçeden, dinamo Türkçeden ve zoru bankası Türkçeden cümle ögeleri testlerini yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir haftada bitirmek zorunda değilsiniz. Çünkü çok fazla soru var burada. Ama yavaş yavaş bitirdikçe konuları çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Bunun harici tabii ki paragraf soruları çözmeyi de unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.